İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan hakkında bilmeniz gerekenler. Fransa Ulusal Meclisi oy birliğiyle Azerbaycan'ı kınadı. Arthur Thomasyan, Artsakh'ta savaş nedeniyle yerinden edilenlere barınma sağlama projesi 2024'te tamamlanacak. Stratford, Brüksel'deki toplantının iptal edilmesi barışı tehdit ediyor. Lincoln Enstitüsü'nden Türkiye için soykırım uyarısı. Nahçıvan'ın özelliklerinin kaldırılması ve Bakü'ye ilhak edilmesinde bir adım daha. Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda Artsakh tehlike altındaki miras başlıklı serginin açılışı. Batı Ermenistan'ın ünlü evlatları Grigor Naregatsi. Lenin ve Stalin 1917 yılında Türkiye-Ermenistan'ın kararnamesini imzaladılar. Buna göre Türkiye, Rus birliklerinin oradan çekilmesinden sonra Batı Ermenistan'a asker sokma hakkına sahip değildi. Batı Ermenistan savunması için kendi ordusunu oluşturmak zorunda kaldı ve Batı Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırın askerden arındırılması gerçekleştirilecekti. Türkiye bu şartları kabul etti. Ancak Rusya askerlerini çeker çekmez Türkiye bu anlaşmayı bozdu ve Batı Ermenistan'ı işgal ederek Van, Bitlis, Muş, Yerzinka, Erzincan, Garin, Erzurum, Trabzon, Ultik, Oltu, Kars, Daruk, Bayazıt, Dolagert, Iğdır olmak üzere başlıca il merkezlerini ele geçirdi. Ermenistan ve Türkiye iki ülke arasındaki sınırların açıklığa kavuşturulması, sınır çizilmesi ve sınır belirlemesi için Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne ortaklaşa başvurarak zaman aşımı bulunmayan bir belge olan tahkim kararı ile sabitlediler. Tahkim kararı Kasım 1920'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson liderliğinde alındı. Tahkim kararı Amerika Birleşik Devletleri büyük mührü ile damgalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Kararda karar kesindir, itiraz ve düzeltme yapılamaz, zaman aşımı yoktur, derhal yürürlüğe girer diye yazıyor. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan. Fransa Ulusal Meclisi'nin 256 milletvekili Azerbaycan'ı ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı yürüttüğü savaşı kınayan bir tasarıyı tartışmaya karar verdi. Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik saldırganlığını durdurmayı amaçlayan tasarının kabulü ve Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesisi talebi anayasanın 34-1. maddesi 14 milletvekili tarafından ısrar edildi ve Bayan Şirisula Zaharopulo tarafından temsil edilen hükümet taraflar arasında diyalog için açık bir tarafsızlığın sürdürülmesi gerektiğini hatırlattı. 9 Kasım 2020 tarihli ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü deklarasyonların şartlarına sıkı sıkıya bağlı kalınması çağrısında bulunan Fransız parlamenterlerin kararı, hükümeti Güney Kafkasya'daki askeri operasyonların durdurulması ve sivil halkın güvenliği için uluslararası barış gücünü konuşlandırmak konusunda Birleşmiş Milletler çerçevesinde çalışmaya çağırıyor. Tasarının tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Arthur Thomasyan, Gen adlı inisiyatif merkezinin kurucusu Armine Avakimyan liderliğindeki bir grup yerinden edilmiş insanlarla bir araya geldi. Kamu girişimlerini memnuniyetle karşılayan meclis başkanı, bu tür yapılar aracılığıyla halkı ilgilendiren konuları gündeme getirmenin önemini vurguladı. Görüşmede yerinden edilmiş kişilerin sorunları ele alındı. Her zaman parlamentonun ilgi odağında oldukları, yerinden edilenlerin sosyal sorunlarının çözümüne katkıda bulunan her türlü program, yasama girişiminin yasa koruyucu tarafından destek aldığı kaydedildi. Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Arthur Thomasyan, "Mücadelem iki yönde, Artsakh'ın statüsü ve şehit düşen özgürlük savaşçılarının ailelerinin, yerinden edilmişlerin, yoksulların ve ezilenlerin çıkarlarını koruması," dedi. Arthur Thomasyan, zorla yerinden edilmiş kişilere barınma sağlanması konusuna da değinerek, programın fiilen 1 Temmuz 2021'de başladığını ve Temmuz 2024'te tamamlandığını kaydetti. Siyasi ve askeri konuları inceleyen Amerikan merkezi Stratford'un uzmanları, Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan ihtilafındaki son önemli gelişme olan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Brüksel'de yapılması planlanan görüşmenin iptaline değindi. Görüşme Aliyev'in inisiyatifiyle iptal edildi. O, Fransa'nın Azerbaycan karşıtı olduğunu, Ermenileri kayıtsız şartsız desteklediğini, dolayısıyla tarafsız arabuluculuk yapamayacağını beyan etti. Aliyev, söylediklerini örneklerle gerçekleştirmek için Fransız parlamentosunun iki meclisinin kararlarının ve Frankofonya konferansında yapılan açıklamaların altını çizdi. Stratford analistlerine göre her iki tarafında barış sürecinde önemli ilerleme kaydedememesi ve Azerbaycan'ın söylemindeki değişiklik, Azerbaycan'ın güç kullanma kozunu giderek daha fazla göstermeye meyilli olduğunu gösteriyor. Bu da Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan sınırında veya Artsakh'ta yeni kanlı olayların yaşanma olasılığının arttığı anlamına geliyor. Stratford analistleri 23 Kasım'da Paşinyan'ın Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti topraklarını işgaline ilişkin siyasi bir değerlendirme içermediği için Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü belgelerini imzalamayı reddettiğini hatırlatıyorlar. Bu konuda uluslararası ortaklar Bakü diktatörünün davranışını kınamalı ve buna güçlü bir tepki göstermelidir. Çünkü bu müzakerelerin aksamasının tipik bir örneğidir ve şu anda kanlı çatışmalardan kaçınmak için buna izin verilmemeli. Türkiye'nin Suriyeli ve Iraklı Kürtlere, Süryanilere ve Ezidilere karşı uyguladığı vahşetin ve Ermenilere karşı devam eden soykırım Armenosit söyleminin ardından Lemkin Soykırımı Önleme Enstitüsü Türkiye için soykırım uyarısı yayınladı. Lemkin Enstitüsü, soykırım uygulayan ve potansiyel soykırım girişimlerine karşı yayınladığı kırmızı bayrak uygulamasına Türkiye'yi de aldı. Enstitü, NATO ittifakı olmasından kaynaklı cezasızlık ve soruşturulmama durumuna özel vurgu yaptı. Erdoğan rejiminin otokratik olarak tasnif edildiği uyarıda, Türk devletinin tekrarlanan ve korkunç askeri saldırılar, diğerlerinin yanı sıra bombalama, kaçırma, işkence ve yargısız infazlar gibi uygulamalar da içeren bir imha politikasının parçasıdır dendi. Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin hem Ermenistan Cumhuriyeti'nde hem de Artsakh Cumhuriyeti'nde Ermenilere karşı soykırım Armenosit uygulamalarını sıkı bir şekilde desteklemektedir. Ankara, Ermeni soykırımı Armenosit'i ısrarla inkar etmesinin yanı sıra Artsakhlı Ermenilerinin bağımsızlık iddialarını yok etmek ve Güney Kafkasya'daki Ermeni varlığının tüm izlerini ortadan kaldırmak için Bakü'deki rejimle aktif olarak ortaklık içindedir. Bu bağlamda 7 Ekim 2022 tarihli Azerbaycan için soykırım uygulamalarımızdan birinde Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan bu iki devletin şu anda serbestçe faaliyet gösterebildiği cezasızlığın yaratılmasına büyük katkıda bulunmuştur demiştik. Bakü medyası devlet güvenlik servisi çalışanlarının Nahçıvan Özel Cumhuriyeti Standartlaştırma, Metroloji ve Patent Devlet Komitesi'nde operasyonlar yürüttüğünü bildirdi. Geçen gün Aliyev'in Nahçıvan Özel Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi'nin feshedilmesine ilişkin bir kararnameyi imzaladığı bilgisi yayıldı. Kararnameye göre Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi'nin bir parçası olarak Nahçıvan'ın ana gümrük dairesi kuruluyor. Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'nin Standartlaştırma, Metroloji ve Patent Devlet Komitesi'nin de feshedileceğine ve Azerbaycan Komitesi'nin bir parçası olacağına şüphe yok. Böylece Bakü, 1921'de Kars'ta imzalanan Rus-Türk Antlaşması'na göre Ermeni özellikli olarak tanımlanan ve geçici olarak Bakü'nün himayesi altında bulunan Nahçıvan'ın statüsünü feshetmeye başladı. Antlaşmaya göre Ermeni tarafının özellikle garantör olarak Nahçıvan statüsü üzerinde belirli yetkileri var. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Brüksel Büyükelçiliğinden verilen bilgiye göre Artsakh'ın tehlike altındaki mirası başlıklı serginin açılış töreni Avrupa Parlamentosu üyesi Nathalie Loiseau'nun himayesinde gerçekleşti. Etkinlikte Avrupa Parlamentosu üyesi Nathalie Loiseau, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Belçika Büyükelçisi, Avrupa Birliği Temsilciliği Başkanı Anna Agacanyan ve Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Okulu Müdürü Vahe Gabrielyan birer konuşma yaptılar. Büyükelçi Vahe Gabrielyan'ın çektiği fotoğraflar 1 Aralık'a kadar
Avrupa Parlamentosu'nda sergilenecek. 951-1003 yılları arasında yaşamış olan Ermeni şair, filozof, müzisyen Grigor Naregatsi, Batı Ermenistan'da Van Gölü'nün güney kıyısındaki köylerden birinde doğdu. Küçük yaşlardan itibaren Vaspuragan'daki Narek köyünün manastırına bağlanmıştır. Naregatsi adı buradan geliyor. Grigor Naregatsi'nin hayatı hakkında çok az ama güvenilir bilgi korunmuştur. Manastır okulunda okudu. Grigor Naregatsi daha sonra okul kütüphanesinin tercüme edilmiş ve dini felsefi literatürü benimseyerek daha sonra bu eğitim merkezinin temel direklerinden biri oldu. Naregatsi'den miras olarak epeyce eser kalmıştır. Bunlar arasında en seçkin olanlar Dağ diye anılan şiirleridir. Ancak insanoğlunun yarattığı en büyük sanat değerleri arasında yer alan Madyan Vohperkutyun Trajedi Defteri adlı şiiriyle Ermeni ve dünya edebiyatında ün kazandı. Şiirde Naregatsi mükemmel varlık olan Tanrı'ya ibadeti teşvik ederek mükemmellik için çabalayan insanın idealini yarattı. İnsan ile Tanrı, doğa ile Tanrı arasındaki ilişkiyi kendine göre çözer. Tanrı her yerde ve her şeydedir. Naregatsi bir müzisyen olarak uzmanlaşmış, Ermeni ortaçağ şarkılarına yeni bir soluk ve hayat verdi. Grigor Naregatsi, içeriye uygun farklı boyutlarda dizeler oluşturma ve kullanma, ritim ve müzikalitede benzersiz sonuçlara ulaşma konusunda edebiyatta emsalsiz kaldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1846-1909 yılları arasında yaşamış Aşuk Civani'nin Edward Beglaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sasunasar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.